Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir yaz tatlısı yaptım. Böyle milföy çanağında peynir dolgulu, üzeri çilek marmelatlı, harika mı harika, çıtır mı çıtır, çok güzel bir tatlı. O zaman hiç lafı uzatmayacağım. Hemen nasıl yaptığıma, detaylarıma ve püf noktalarıma geçelim. Evet, milföylü muffinler yapacağız bugün. Şöyle muffin kalıbım var benim, silikon. Bunları kullanıyorum, çok da rahat çıkıyorlar. Öncelikle bunları güzelce yağlayacağım hepsini. Aslında bunlar silikon olduğu için çok kolay bir şekilde de çıkıyorlar ama yine de sürpriz istemediğim için güzelce altını, kenarlarını yağlıyorum. Yapabileceğiniz kadarını yağlayın. Yağladıktan sonra bir kenara alıyorum. Ve şöyle milföy yapraklarım var. Milföy yapraklarımı birazcık unla incelteceğim. İncelttiğimiz zaman çok çok çıtır çıtır oluyor. Evet, şöyle bir merdane yardımıyla, küçücük bir merdanem var zaten. Onun yardımıyla şöyle güzelce inceltiyorum. Güzelce incelttim. Tek yaprağı bu kadar incelttim. Ve 3 adet yuvarlak açıyorum. Şöyle bir kalıp yardımıyla. Hatta benimkinden 4 adet bile çıkar. Bayağı güzel inceltmişim. Evet. Bu hamurları kenara alıyorum. Bunları daha sonra kullanacağım. Şöyle kestiğimiz yuvarlakları evet, kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Evet, bütün muffin kalıplarımı doldurdum. Toplamda 12 tane çıkardım. Ve şimdi onu önceden ısıtmış olduğum fırına götüreceğim. 175 derecede ısıtmıştım. Şöyle bir 15 dakika ya da 12 dakika kadar hafif kızarınca yeniden çıkaracağım. Şimdi iç dolgusunu hazırlayalım o zaman. Milföylerim fırında pişerken ben de şimdi üzerinin dolgusunu yapacağım. Bir yumurtayı aldım ve 2 yemek kaşığı şekerle güzelce çırpıyorum. Bu arada muffinlerinizi de fırında sürekli kontrol edin. Çünkü pişmeden hafif böyle üzeri birazcık kızarmaya başladığında fırından çıkarıp böyle 5 dakika soğutacağım. Daha sonra da onu dolgumun üzerinin dolgusunu ekleyeceğim. O yüzden muffinler yanmasınlar. Çünkü bir daha fırına girecekler. Güzelce bir yumurtayla şekerimi çırpıyorum. Şeker eriyene kadar. Şekerim eridikten sonra normalde lorla yapılıyor bu. Ben bunu marketten aldım. Normal krema haline getirilmiş lordu. Ama evde kendi lorunuzu da hafif böyle blenderdan geçirirseniz böyle krema şeklinde geliyor zaten. O şekilde de kullanabilirsiniz. Lorumu ekliyorum. Ve lorumu da yine karıştırmaya devam ediyorum. Gerçekten çok hafif bir tat oluyor. Çok güzel bir tat veriyor lor. Burada bir mikserden de yardım alabilirsiniz tabii ki. Zorlanırsınız. Üzerine 2 yemek kaşığı kremam var. Kremamı ekliyorum. Yani hafif böyle bir cheesecake dolgusu gibi oluyor. Ve şöyle silme 1 yemek kaşığı kadar da un ekliyorum. Ve bir adet de bir pakette vanilya ekliyorum. Hepsini güzelce krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Milföy
küflerim güzelce çıktılar fırından. Şöyle bir bardak yardımıyla, küçük bir bardak yardımıyla onları şöyle yeniden, zaten kabarmışlar da, güzel bastırıyorum. Bunu yapmamın sebebi altının hamur kalmaması. O nedenle fırından çıkardım ve yeniden yapıyorum. Evet, üzerlerine dolgumu artık dolduruyorum. Evet, muffinlerimi çıkardım. Çok da güzel pişmişler. Tam böyle güzel cheesecake usulü olmuşlar. Şimdi üzerine marmelatımı koyacağım. Benim önceden zaten yapmış olduğum çilek marmelatım vardı. Çilek reçeli de olabilir, böğürtlen de olabilir. Bunu böyle muffinlerimin üzerine güzelce getiriyorum. Ben bu işlemi yaptıktan sonra bir daha fırına koyacağım. Bir 2 dakika, 3 dakikada marmelatlarla pişmesini bekleyeceğim. Ki marmelat da böyle kekle iyice özleşsin diye. 2-3 dakikadan fazla bekletmeyin, yanmasınlar. Çünkü zaten marmelat pişmiş olduğu için. Evet, küçük milföy muffinlerim, peynir dolgulu muffinlerim şimdi fırından çıktılar. Onları bir güzel de soğuttum ve sunuma hazırladım. Üzerlerine de birazcık pudra şekeri geçeceğim. Pudra şekeri de çok yakışıyor. Hem çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Şimdi biraz sonra iç dokusunu, tamamını size nasıl olduğunu göstereceğim. Bence yaz için çok ideal bir tatlı oldular. Hemen göstermek istiyorum, bir tanesini deneyeceğim. Şöyle altına bakın, çok da güzel kızarmışlar. İşte fırından çıkarıp dolgusunu koymamın nedeni bu. Hiçbir şekilde hamurlaşma olmuyor. Hemen tadına da bakacağım. Evet, iç dolgusu tam olarak böyle. Çıtırtıyı zaten duydunuz. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.